Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Merhabalar, Business HT için hazırladığımız hisse bültenine hoş geldiniz. Ben Gizem Uzuner, Açıl Sezen'le birlikteyiz. Bugün konuşacağımız çok fazla başlık var ama ilk etapta bize sorularınızı nereden yönlendireceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Bu yayını unutmayın ki birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla sizin sorularınıza biz de burada Açıl Sezen'le cevap vermeye çalışacağız. Bize sorularınızı Periskop hesabımız üzerinden, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarımız üzerinden yönlendirebilirsiniz. Başlıklar neler? Yabancı takasını konuşacağız. Borsa İstanbul'da Şubat ayını konuşacağız. Ve bilanço açıklayan şirketleri konuşuyor olacağız bugün içerisinde. Açıl, hoş geldin ilk etapta. Hoş bulduk. İstersen ilk başta çok da iyi geçmeyen Şubat ayını bir değerlendirmeye çalışalım. Bakalım endeks nasıl hareket etmiş, şimdiye kadar fiyatlamalar bizi nereden nereye getirmiş, onu değerlendirmeye çalışalım. Şimdi Şubat ayı aslında borsalar için pek iyi değil. Aslında ocağın 25-26'sından itibaren borsalarda yaşanan bir geri çekilme eğilimi var. Dolayısıyla bu sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Yılbaşından bu yana dünkü kapanış itibariyle rakamlara baktığımız zaman hala artıda kalmaya devam ettiğini görüyoruz piyasa. Borsaların önemli bir kısmının, fakat aylık olarak baktığımızda özellikle işte Almanya'da DAX endeksinin, Japonya'da Nikkei %6 aşağıda kapattı. Çin'de Şangay Borsası %6,5. Diğer taraftan S&P 500'de, FTSE'de çok ciddi geri çekilmeler var. Bunların karşılığında ister istemez biz de kendi dinamiklerimiz içerisinde bunları fiyatlamaya çalışıyoruz. Şubat ayında BIST 100 endeksi %2,7 düşerken bankacılık endeksinde %4,5'luk geri çekilme, sanayi endekste %1,5'luk geri çekilme var. Ama bunlar Şubat rakamları. Daha önce çok alınanlar çok satılıyor. Kim onlar? Bankalar. Yılbaşından bu yana Şubat'taki %4,5'luk satışa rağmen %6'ya yakın bir primi olduğunu söyleyelim. Borsaysa hani yılbaşından bu yana Ocak'ta aldığını Şubat'ta verdi diyebiliriz hemen hemen. Kabaca %1 civarında artıdayız sadece. Onda da dünkü sert yükseliş hareketinin önemli ölçüde etkisi katkısı vardı. Özellikle geçtiğimiz hafta ufak bir toparlanma gelişmiş ülke hisse piyasalarında özellikle o sert satış iki haftasından sonra yılbaşından bu yana kayıpları telafi etmeye aslında yetti. Ama bizi getirdiği nokta S&P 500 tarafında sadece yılbaşından bu yana %1'lik prime işaret ediyor. Tüm bu küresel satış ivmesinden en çok aslında darbeyi alan da bu noktada Almanya'nın DAX endeksi, yine FTSE, İngiltere'nin FTSE endeksi olduğunu da söyleyebiliriz. Yılbaşından bu yana kayıpları %5,3 düzeyinde olduğunu da hatırlatmak lazım. Biz yine bir yerlerde prim oluşturmuş durumdayız ama dediğimiz gibi aldığımızı aslında geri verdik diye özetlemek mümkün. Bir de yabancı takasına bakalım. BIST 50 endeksi içerisindeki bazı hisselerde yabancı takası yükselenler, düşenler ve bir taraftan da yabancı takası artmasına rağmen fiyat itibariyle hareketleri beraber değerlendirmeye çalışalım. Şimdi tabii yabancı piyasalarda ve uluslararası piyasalarda satış bu kadar eğilimi yüksek olunca ister istemez gözler bizim taraftaki takas verilerine de dönüyor. Çünkü bizim borsanın da %65'i yabancı yatırımcıdan oluşuyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde aldıkları pozisyonlar o hisseleri yukarı ya da aşağı yönlü olarak çok doğrudan etkileyebiliyor. Bizim burada yapmak istediğimiz birkaç tane temel nokta var. Bir tanesi yabancı takasında azalma eğilimi olan şirketlere bakacağız. Sonra yabancı takasında artış eğilimi olan hisselere bakacağız. Ardındansa yabancı takası yükselmesine rağmen ya da yüksek olmasına rağmen düşüş yaşayan hisselerden yorum yapmaya çalışacağız. Buradan baktığımızda ilk sırayı hani genel olarak baktığımızda düşüş eğiliminde olan hisseler alıyor. Fakat Periskop'tan takipçilerimizden gelen soru var. Şimdi ben bunu bir önce yanıtlayayım da. Emlak konusu geliyor. Şimdi zaten bir takipçimiz var, biliyoruz, o sürekli emlak konusu soruyor. Her gün emlak konusu soruyor. Onun özelinde ben bütün yatırımcılara şunun önerisini vermek isterim. Bir hisse senedinde kayba uğramış olabilirsiniz ya da çok iyi getiri sağlamış olabilirsiniz. Ancak her gün o hisse senedinde ne olduğunu, %0,5'lik, %1'lik, %1,5'luk düşüşlerin ya da çıkışların gerekçesinin ne olduğunu anlamaya çalışırsanız bundan bir getiri elde etme şansınız uzun vadede maalesef yok. Yani hisse senedinin uzun vadeli bir yatırım olması gerektiğini, uzun vadede eğer aşağıya gelen bir trend içerisinde yakalandıysanız bir hisse senedinde burada ya belli bir noktada stop loss çalıştırıp zararınızı telafi etmeye çalışmanız gerektiğini, eğer değilse, elinizde kaldıysa ona artık uzun vadeli yatırım olarak bakıp belli bir noktadan sonra yatırım çeşitlendirmesine gitmeniz gerektiğini atlamayın. Çünkü hakikaten her gün şu hisse ne oldu ya da bu hissede her gün ne oldu diye bakmak insanın hem ruh hali açısından çok iyimser bir tablo teşkil etmemeye başlar bir süre sonra, hem de hakikaten o kayıp sizin hayatınızın en büyük şeye haline gelir, motivasyonu haline gelmeye başlar. Bundan bir noktada kurtulmakta fayda var. Elbette biz bu programı hisse sorulsun diye yapıyoruz ama
her gün aynı hisseyi takıntılı olarak değerlendirmeye çalışmak çok iyi sonuç vermeyebilir. En azından ben bu programın belki bir faydası olacaksa yatırımcılara bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Sen yatırımcılarla birebir çok fazla çalıştığın için geçmiş kariyerinde belki sen de bununla ilgili birkaç söz edebilirsin. Yani kayba uğradığında o kayıpta zarar pozisyonunda ısrarcı olmak ya da her günü o zararla yaşamaya çalışmak, alışmak buna ne kadar doğrudur istersen biraz da sen anlat. Bir de bazı hisselerde aslında özellikle fiyat hareketinde bir haber akışı aramak da çok mantıklı değil belli noktalarda. Eğer bir yatırım yapıyorsanız hisse senetleri dünyada farklı şekilde yatırım yapılan enstrümanlar. Yani bizdeki kadar kısa süreli değil aslında. Dolayısıyla biraz daha uzun vade temellere bakmak lazım teknikten ziyade. Çünkü teknik olarak değerlendirdiğinizde bizdeki piyasa biraz daha volatil dünyayla kıyaslandığında. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım ya da en azından orta vadeli yatırım daha sağlıklı oluyor. Gün içerisinde bakıldığında fiyat hareketi sert satıldı, sert alındı vesaire derken burada bir haber akışı her zaman olmayabiliyor. O yüzden de belli noktalarda fiyat hareketinden yorumlamak ya da çok satıldı, çok alındı demek tabii doğru olmayabiliyor. Yani bazen de günlük işlem hacmi çok yüksek olmayabiliyor. Birisi almış oluyor, ondan yükseliyor. Bazen de birisi satmış oluyor, ondan düşmüş aynen, oluyor. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Her güne bir, her hikayenin arkasına, her düşüşün arkasına bir hikaye yazmaya çalışmak ya da her yükselişi bir kalıcı hikayeyle beslemeye çalışmak çok doğru bir psikoloji yaratmıyor yatırımcı açısından. Bunu söyledikten sonra geçelim. Yabancı takas düşüşü eğiliminde olan hisselerle başlayalım. Liste 50 üzerinden gidiyoruz burada. Emlak konut, Arçelik, yani biraz önce emlak konut sorulduğu için işte neden düştüğünün en önemli göstergelerinden bir tanesi bu. Bakın yabancı takası nereden, nereye kadar gelmiş. Beraberinde ister istemez maviyle gördüğümüz yabancı takası, kırmızıyla gördüğümüzse fiyat. Yani mavi bu kadar aşağı gelince, yabancı yatırımcı bu kadar çıkınca hisse senedinden ister istemez fiyat da aşağı gelmiş. Yani sebebi çok ortada. Yani özellikle mesela sol eksenden yabancı takas oranını görüyoruz. Sağ eksende ise fiyatı geliyor hissenin. Dolayısıyla mesela geçtiğimiz yıldan bu yana bakıldığında geçtiğimiz yıl başlarında emlak konuttaki yabancı takas oranı %80'e kadar ulaşmış. Sonrasında düşüş trendinden bahsediyoruz. Yabancı takas oranı bu noktada %60'lara kadar gerilemiş olduğunu gösteriyor tablo bizlere. Dolayısıyla fiyat hareketinin takas oranıyla da doğrudan doğruya alakalı olduğu bu cepheden görünüyor. Arçelik tarafı bir başka konu. Arçelik sorusu da vardı az önce izleyicilerimizden. Bu tarafta gördüğümüz tabloda da yabancı takasının sert biçimde gerilediğini ifade ediyor. Geçtiğimiz yılda mesela gördüğümüz tablo %90'lara yakın bir yabancı takası varken an itibariyle %75'lere kadar gerilediğini göstermiş son hafta verileri bizlere. Arçelik cephesine baktığımızda ise son birkaç aydır dikkat çeken düşüş eğilimi var hali hazırda. Biz burada BIST 50 içerisindeki belli başlı hisseleri tercih ettik ama bunun haricinde benzer grafikleri sunan başka şirketler olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Gübre fabrikalarında Alarko'da benzer şekilde yabancı takasının aşağı geldiğini görüyoruz. Alarko'da daha sert olarak aşağı geldiğini. Ama fiyat daha dirençli görünüyor. Fiyat yukarıda kalmış. Gübre fabrikalarındaysa trend olarak yabancı takası aşağıya gelmeye devam ediyor. Burada şirketin iş yapısıyla, özellikle de İran'dan gelen haber akışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu takip etmek lazım. Bir yandan da şunu söyleyelim. Özellikle tabii yabancı takası her şey demekle değil. Alarko bu anlamda dikkate değer örneklerden bir tanesi. Yabancı satarken yerli alabiliyor. Yabancının sattığı miktarı karşılayabiliyor. Burada tabii şirketlerin özellikle halka açıklık oranları, satılan hisselerin büyüklükleri, yabancının çıkış oranını yerlinin karşılayabilme oranı, bunların hepsi çok belirleyici ve önemli şeyler. Bu arada takipçilerimizden de soru gelmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'la ilgili, TÜPRAŞ temettüsü ve Türk Hava Yolları ile ilgili gelişmeleri de programın geri kalan kısmında değerlendireceğiz notlarımız arasında diyelim. Geçelim istersen. Yabancı takası nerelerde artıyor? Hangi hisselere daha yükseliş fazla yükseliş eğiliminde olanlara bakalım bir de. Kimler var? Akbank, Ereğli, Ford ve Kardemir Bey'i tercih ettik bu noktada da. Akbank cephesinde yükseliş trendine yabancı takasında destek olduğunu, yabancının da destek olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle bu taraftaki yükseliş eğilimi geçtiğimiz yıldan, hatta önceki yıldan bu yana devam ediyor. Yabancı takası %80'in üzerine kadar çıkmış durumda an itibariyle. Bu arada buradaki takas verilerine baktığımız zaman şunu unutmamak lazım. 2015'ten bugünü gösteriyor. Evet. Yani hani çok kısa vadeli bir grafik değil. O yanıltıcı olmasın diye uyarmak istedim. Aynen. Ereğli tarafında da benzer bir hareket var. Sadece son birkaç ayda yabancı takasına gerileme dikkat çekiyor ama fiyat hareketi itibariyle Ereğli'nin özellikle bu dönem bilançosundaki güçlü beklentiler özellikle fiyat hareketini de destekliyor.
destekler nitelikte. Yani yabancı takası son dönemde ufak bir gerileme işaret etse bile hisse fiyatında yükseliş görülüyor. Ford Otosan benzer bir şekilde orada temettü de aynı şekilde beklentileri karşıladı. Yabancı takası aynı seviyelerde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılbaşından bu yana artış eğilimi %67'lerden %80'lerin üzerine çıkmış olduğunu göstermiş tablo bizlere. Benzer bir tablo Kardemir için de geçerli. Peki buradan geçelim. Şimdi yabancı takası düşmüş ama yükselmiş ama fiyatı düşmüş ya da yabancı takasında farklılığa rağmen fiyat hareketi bununla uyumlu olmayan hangi şirketler, hangi hisseler var? Bunlardan bir tanesi mesela Coca-Cola. Coca-Cola'da yabancı takası aslında ciddi şekilde son kertede aşağı gelmiş. Fakat bu aşağı gelişe rağmen hisse performansı bunu ancak belli bir noktaya kadar uyum sağlamış. Aslında bunu düşüş eğiliminde sayabiliriz genel olarak yine. Bu anomali aslında BIST 50 içerisindeki şirketlerde daha fazla. Yani yabancı takası düşmesine rağmen fiyat hareketi yukarı yöne işaret edenler bu attığımız başlıktan daha fazla olduğunu da söylemekte fayda var. Göltaş, Doğan Holding ve İşçe'yi de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Son kertte de yine İşçe'de de bir miktar yabancı takasında düşüş var. Ama ise performansı birebir aynısına işaret etmiyor. Gerçi son birkaç haftada orada bankacılık endeksindeki satışa paralel şekilde bizde de geri çekilme olduğunu atlamamak lazım. Aynen öyle. Geçelim biraz bilançolardan bahsedelim istersen Açıl. Son dönemde yine Pınar Süt'le ilgili bir soru gelmiş aynı zamanda. Birebir hisse bazlı konuşmuyoruz bu arada ama hani varsa ekleyebileceğim Pınar Süt hakkında. Pınar Süt benim takip ettiğim ya da gördüğüm hisseler değil. Son dönemde haber akışına da vakıf değilim. O nedenle yanıltıcı bir bilgi vermek istemem. Ama bugün ön plana çıkan kar açıklamalarıyla devam edelim istersen. Çimentolar da var. İstersen bir parça çimentolarla bahsedelim. Çünkü çimentolar genel olarak zaten temettü verimi de yüksek olan hisse senetleri. Bir parça onların üzerinden gidelim. Martı G'ye o soruyor bir takipçimizde. O da takip ettiğimiz bir hisse senedi değil. Yani genel olarak grubun finansal durumu üzerinde bir miktar soru işareti olduğunu biliyoruz. Ama son haber akışı içerisinde ne var ya da bu Martı G'ye ne kadar etkiler ona dair net bir bilgi sahibi değiliz. Üzerine yaptığımız yayınlarda biraz daha detaylı olarak sorabilirsiniz bunları. Tamam, istersen Çimsa tarafıyla başlayalım. Net kar beklentilerin üzerinde geldi. Genel itibariyle bakıldığında Çimsa hisseleri de hemen arkamızdaki grafikte görünüyor olacak. Piyasa beklentisinin yaklaşık %30 üzerinde bir net kar rakamı açıkladı. 75 milyon TL'lik bir net kar rakamı görünüyor. Yıllık bazda %82'lik bir yükseliş kaydetmiş net kar rakamları. Ve özellikle operasyonel taraftaki iyileşmenin de yanı sıra aynı zamanda Afyon Çimento'nun eski arazisinin satışı kaynaklı kaydedilen bir gelir de var. Yaklaşık 28 milyon TL'lik. Bunun da net kar üzerinde olumlu yönde etkisinden bahsedebiliyoruz şu aşamada. Şimdi tabii çimento sektörünün dediğimiz gibi en önemli unsuru temettü verimliliğinin nerede gerçekleşeceği. Çünkü geçtiğimiz yılın aslında çok iyi performans gösteren hisseleri olamadı çimento geçtiğimiz hisseleri. Geçtiğimiz yıl özellikle evet. Bayağı geride kaldılar. Yani normal şartlar altında temettü verimi nedeniyle genelde biraz daha hani savunmada kalan yatırımcıların tercih ettikleri hisse senetleri. Tabii bu arada bedelsiz beklentisiyle çok ciddi çimento şirketlerine ilgi gösterenler de olabilir. Biliyor dönem dönem. Ama biz bugün gelen bilançolara baktığımızda Çimsa beklentileri karşılamış ve üzerine çıkmış gibi görünüyor. Aynı zamanda Mardin Çimento var. Onu da hafif olumlu olarak değerlendiriyor piyasalar. Ünye Çimento'nun sonuçlarına baktığımız zaman ise 24 milyon liralık bir net kar var. Ona da nötr bakmış piyasa oyuncuları. Genel olarak bakınca çimentolar için geçtiğimiz yılki o kötü performansın ardından bir parça daha toparlama çabası var gibi duruyor. Evet, yani birkaç tane ekte bulunabilirim sana. Mesela Ünye Çimento tarafında 2017'nin son gerçekleşmeyle beraber net kar rakamı 77 milyon TL'ye işaret ediyor. Ki bu rakam geçtiğimiz yılın tüm yılıyla kıyasladığımızda %33 oranında artış kaydettiğini gösteriyor bizlere. Aslında olumlu da diyebiliriz belli bir noktada. Mardin Çimento tarafında aslında olumlu olarak yorumlayabiliriz. Zira brüt kar %57'lik bir artış kaydetmiş. Yani son çeyrek rakamıyla beraber topladığımız yıllık bazda net karını %40 kadar artırarak 53 milyon TL'ye ulaştırdığını Mardin Çimento gösteriyor bizlere. Bir de bir diğer önemli beklenen altı çizilen bilançolardan TAV'dan bahsedebiliriz istersen. Piyasa beklentilerini aşan bir net kar rakamı çıktı karşımıza. Şimdi rakamsal olarak baktığımızda hani benim gördüğüm mesela Garanti Yatırım'ın bir tane raporu var TAV'la ilgili olarak. Piyasa beklentisi 30 milyon euronun altında 10 milyon euroluk bir net kar açıklanması söz konusu olmuş diyor ama buradaki net karın içerisinde özellikle ayrılan karşılık ve vergi
tarafındaki değişiklik etkili olmuş gibi duruyor. Dolayısıyla aslında çok iyi bir operasyonel karı var şirketin. Çok iyi bir performansı söz konusu. Ancak bu taraf bilançoyu hani en dip tarafta negatif etkilemiş gibi duruyor. Nötr değerlendirmesi gördüm ben genel olarak TAV'la ilgili bakıldığında. TAV'da artık bir parça zaman daralıyor gibi görünüyor. Yani özellikle bundan sonrası için yeni bir havalimanı devralınması söz konusu olacak mı olmayacak mı? Sabiha Gökçen Havalimanı'nın devri gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Ana temayı burası oluşturuyor TAV hissesiyle alakalı. Bir yandan da Devlet Hava Meydanları'nın açıklamasını da gördük geçtiğimiz hafta içerisinde. Yani bu haftanın içerisinde özellikle işte Ekim 29 tarihine yetiştirilmesi planlanıyor yeni havalimanının. O devreye alındıktan sonra Atatürk Havalimanı devreden kalktıktan sonra TAV için önemli bir iştigal alanı boşluğu doğacak. Yani portföy olarak yurt dışında birçok havalimanı işletmesi söz konusu, içeride işlettikleri havalimanları var. Ama bir tane böyle amiral gemisi dediğimiz bir operasyona ihtiyacı devam ediyor gibi görünüyor TAV'ın. Evet, yani operasyonel karlılıkla birlikte net kârda biraz piyasa beklentisinin altında kaldığını söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda 2018 beklentilerinden de bahsedelim. Çünkü bu bizim için aslında bakıldığında hem turizm anlamında da bir gösterge niteliğinde olarak yorumlamak zannediyorum ki çok yanlış olmaz. Mesela İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcu büyümesini %6 ila %8 aralığında bekliyormuş TAV Holding cephesi ve TAV Havalimanları cephesi. Şehir çıkışlı dış hatlar yolcu büyümesinin %9 ila %11 aralığında olmasını tahmin ediyorlar. TAV Havalimanları Holding toplam yolcu büyümesi ise %10 ila %12 aralığında. Ciro artışı... Bak kişimiz demiş ki yani Bloomberg.com'da zannediyorum haberi görmüş. Beklentinin altında kaldı. Siz kârı aç diyorsunuz. Hayır, kârı beklentinin altında. Onu bir tekrar etmiş olalım. Kâr beklentinin altında. Fakat operasyonel kârı aslında beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu ikisi arasındaki ayrımdan kaynaklanıyor zannediyorum aradaki fark. Bununla beraber ciro artışı muhafazakar kaldığını görüyorum. %2 ila %4 artış bekliyorlar. Favök'te %5 ila %7 artış kaydetmesini bekliyorlar. Net kar konusunda çift haneli bir büyüme beklentisi var TAV'ın 2018 yılı için. Yatırım harcamalarında yaklaşık 80 milyon euro civarında olmasını beklemişler. Genel itibariyle dediğimiz gibi tabloda muhafazakar tahminler olduğunu da eklemekte fayda var 2018 beklentileri için. Bu arada Enerjisa, Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden, Enerjisa'nın da finansalları açıklandı. Buradaki 4. çeyrek finansalları 534 milyon liralık bir net kar rakamı var. Oldukça iyi bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Ve özellikle Sabancı Holding için de pozitif bir beklentinin ön plana çıkartıldığını aktarmış olalım. Aynı zamanda şirketten bugün yapılan açıklama da var. Hisse başına 30 kuruşluk net temettü açıklaması var. Daha doğrusu bunun teklif edileceğini söylüyorlar genel kurula. Büyük olasılıkla kabul edilecektir diye varsayılabilir. Hakim hissedar olduğu için Sabancı Holding. Dolayısıyla genel bakış açısı Enerjisa temelinde temettü üzerinden bir miktar daha fiyatlamalara dahil edilebilir gibi duruyor. Temettüyü söylemişken TAV'ın da temettüsünü ekleyelim. Yönetim kurulu 2017 yılı karından hisse başına brüt 1.11 TL'lik temettü ödeme kararını genel kurul onayına sunmaya karar verdi. Kâr payı kullanım tarihi 28 Mart olarak görünüyor. Gördüğümüz tablo itibariyle. Bununla birlikte Enerjisa tarafında senin de söylediğin gibi olumlu bir yorum aktarabiliriz bu cephede. Yani genel itibariyle bu tarafta gerçekleşmelere baktığımızda Enerjisa cephesi analistler tarafından da olumlu olarak karşılandı ve satış gelirleri mesela 3.75 milyar TL ile yıllık bazda %72'lik bir artışa işaret ediyor. Ciro tarafı kuvvetli gelmiş. Favök tarafına baktığımızda ise 608 milyon TL. Burası da kuvvetlenmeye işaret ediyor. Marjlar da %16.2'ye geldiğini göstermiş bizlere. Dolayısıyla toplamda bakıldığında senin de söylediğin gibi olumlu bir bilanço olduğunu aktarmak lazım. Son yapılan halka arzların 100 akı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün baktığımızda 7 lira 10 kuruş civarında bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. 6.20'den hisse işleme başlamıştı. Dolayısıyla o anlamda iyi bir performans olduğunu gözlemliyoruz. Benim bugün konuşmak istediğim bir başka şirket Tüpraş. Evet. Tüpraş'ta da temettü ile ilgili açıklama geldi. Açıklama aslında diyor ki 2017 yıl karından hisse başı 13.63 lira yani brüt 11.56 lira net bir temettü açıklaması var. 29 Mart tarihi itibariyle dağıtılacak bu ve temettü verimi %12. Evet. Şimdi bir arkadaşlar Tüpraş hissesini aldılar ekrana. Buradan baktığımız zaman geçtiğimiz yılki performansına Tüpraş'ın hakikaten 70 liralardan 72 liralardan bu hisse 144 liralara kadar geldi. Hı hı. Bir hisseden daha fazla ne isteyebilirsin, ne bekleyebilirsin? Hissenin performansı oldukça kuvvetli.
kuvvetli. Sonrasında tabii 144 liradan 115 liraya kadar düştü hisse senedi. Bunun realizasyonunun gelmesi de doğal karşılanabilir. Genel olarak zaten bir parça marj daralması, petrol fiyatlarındaki hareketten kaynaklanan zorlanma, bunlar işin doğasında zaten var. Fakat %12'lik bir temettü verimi hemen hemen bankadaki mevduat faizine, net mevduat faizine denk bir temettü verimi demek. Yani dolayısıyla hani biz kuvvetli bazı şirketler için bizler bazı şirketler için evladiyelik derken bunu kastediyoruz. Evet. Yani şirketin genel performansı, hisse performansı, aynı zamanda operasyonel performansı ve temettü verimi. Yani %12 diye bir temettü verimini borsada biz sadece Tüpraş'ta değil, Tüpraş gibi 25-30 tane şirkette görebilsek, o zaman gerçekten insanların gidip tasarruflarını mevduatta değerlendirmek yerine Borsa İstanbul'a buradaki hisse senedi piyasasına plase etme imkanlarını çok daha artırmış oluruz. İnşallah artar bu sayı. Yani bence böyle case study diyor ya yabancılar, vaka incelemesi olarak ön plana konulması gereken bir dönüşüm yaşıyor Tüpraş. Aslında yayınımızın sonuna geldik ama bir izleyicimiz de Birisa'ya rica etmiş. Birisa tarafında da aynı şekilde bilançosunu aldık. Piyasa beklentilerin bir miktar altında 20 milyon TL'lik bir net kar rakamı gördük. Ciro tarafı beklentilere paralel 673 milyon TL. Favök marjı ise 12.6 olarak gerçekleşmiş. Favök bu noktada piyasa beklentilerin altında kaldı. Aynı zamanda şirket 2018 beklentilerini açıkladı. Ama gerçekleşen finansallar piyasa beklentilerinin altında diye özetleyebilirim. 2018'den ne bekliyor birisi? Ciro'nun %15 ila %20 bandında artış kaydetmesini, Favör'ün ise %30-%40 civarında artmasını bekliyorlar. Aynı zamanda amortisman giderleri 60-65 ila 75 milyon TL civarında, finansman giderlerinin ise 120-130 milyon TL aralığında artması beklendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla genel itibariyle bakıldığında güçlü beklentiler olduğu görülüyor, iddialı beklentiler olduğu görülüyor. Birisa cephesinin. Var mı eklemek istediğim bir şey? Son olarak Şekerbank yorumlayabilir misiniz diye sormuş bir takipçimiz Yavuz Bey. Şekerbank yorumlayamayız. Yani çünkü Şekerbank yorumlayabilmek için Şekerbank'ın performansıyla alakalı bir fiyatlamanın olması gerekir. Şekerbank tahtası hem halka açıklık oranının son derece sığ olduğu hem de aynı zamanda bazı büyük yatırımcıların orada pozisyonlandığını bildiğimiz bir hisse. Dolayısıyla orada eğer yatırım yapılıyorsa o yatırımın artısına da eksisine de risk olarak katlanmak zorunda bulunan bütün yatırımcılar diyeyim. Onun dışında söylenebilecek bir şey yok bence Şekerbank hissesi için. Açıl, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın burada sonuna geldik, hisse bülteninin sonuna. Yayınlarımızın tekrarını YouTube hesabımız üzerinden takip edebilirsiniz, tekrarını izleyebilirsiniz. Açıl Sezen'e burada veda ederken kısa bir aranın ardından teknoloji yayınımızla tekrar karşınızdayız. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.